Yine kargalar uyanmadan uyandığımız bir sabahtan herkese günaydın. Katowice tren garındayız. Krakow vlog'una hoş geldiniz. Tren istasyonu evimden yaklaşık tramvayla 15 dakika, yürüyerek de yarım saat falan sürüyor. 25 dakika, yarım saat aralığında falan sürüyor. Ama ben yine de akıllanmıyorum ve erken geliyorum. Varşova'da da bayağı erken gelmiştim. Erken gelmekten zarar çıkmaz ama benimki birazcık böyle şey, psikopatlık derecesinde. Yani kötü rüyalar falan görüyorum mesela. Bir yere gideceğim günün bir önceki gecesinde o uçağı, treni, işte otobüsü neyse yani onu kaçırdığım hakkında rüyalar görüyorum ve kan ter içinde uyanıyorum. Hani bir de kaçırsan ne olacak yani, hani mantıken en kötü gitmezsin yani. Ama yok, kendimi onu bir eziyete çevireceğim ya, bayılıyorum böyle şeyler yapmaya. O yüzden erken geldim yine. Bir yarım saatimiz falan var, treni bekliyorum. Peronda ışıkları kapattılar birden, anlamadım niye olduğunu. Her yer böyle zifiri karanlık şu an. Tasarruf etmeleri gerekiyorsa demek, ne yapsın adamlar da, yazık. Merhaba, tekrar Krakow'dayız. Şimdi öncelikle neden Krakow'dayım? Çok kısa ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben ESC ile buraya geldim. Ve buraya gelmemde yardımcı olan koordinatör kuruluşumuz ayda bir toplantı düzenliyor. Her şey yolunda mı, nasıl gidiyor konu başlığı adı altında. Ve bizi Polonya'ya adapte etmek istiyorlar, açık konuşmak gerekirse. Bu ayda bir düzenlenecek olan toplantılardan da birkaç tanesinin fiziksel buluşma olarak ayarlanması konuşuldu. Bu buluşmaların ilk ayağı olarak da Krakow'a karar verdiler. Krakow bana çok yakın bir lokasyon. Yaklaşık 50 dakika, 1 saat civarında tren mesafesi olarak. Birbirini koruyup gözetiyorsun ya da ne bileyim fotoğraf çekerken falan kalabalık gezmek iyi oluyor. Ama böyle bir şeylere karar verirken, hani şimdi nereye gidelim, şimdi ne yapacağız falan gibi bir durum konuşulduğunda birazcık fikir ayrılıkları ortaya çıkıyor. O yüzden insanlar gelmeden önce ben birazcık daha erken varıp şehre, kendi başıma bir gezip turlamak istedim açıkçası. Kahvaltı yapacak güzel bir yer arıyorum. İstediğim gibi bir kafe bulamadım. Costa'ya geldim ben de. Ve benim mallık seviyesi, dün markete gittikten sonra kartımı montumun cebinden almayı unutmuşum. Krakow'a kartsız geldim. Kartım yok. Bir an şok oldum kafada, kartımı görmeyince panik yaptım. Sonra Türk kartımla ödeyecektim, kabul etmedi falan. Blink'le ödemek geldi aklıma. Hemen Blink'ten ödedim ama yani inşallah başıma bir iş gelmez. İnşallah kartımın da başına bir iş gelmemiştir. Göreceğiz. İki kruvasan isteyince de iki kişi yiyecek sandılar. İki farklı tabağa koymuşlar. Krakow tren biletine gidiş geliş 35 zloty ödedim. Ama bu parayı yine de karşılayacaklar düşük bir ücret olmasına rağmen. Oturduğum kafede de bir kahve ve iki kruvasan aldım. Totalde 27 zloty tuttu. Bak bak, benim başım eğilmedi, benim başım tamamen koptu resmen. Eros Bendoto isimli heykelin oraya geldik, belediye binasının hemen yanında. Nasıl güzel yanlış bilgi veriyorum ya, pazar meydanında, belediye binası değil ki burası. Bu kanal asla doğru bilgileri çağırmıyor. İnsanlar ortaya çıkmışlar, ben kafeye girdiğimde her yer bomboştu. Şimdi çıktım, böyle dükkanlar falan açılmış, birazcık etrafa bakacağım. Kartpostal ve magnet bakıyorum millet gelmeden önce. O seremoniye katılmak istemiyorum herkesle beraber. Ama belki toplu alırsak indirim de olabilir. Yani onları öyle kullanabilirim. İnsanları kullanıyorum, evet. Çıkarlarım için. Şimdi eşyalarımızı hostele bıraktık. Şehir turuna başlıyoruz.
Deli dana gibi parkın etrafında yürüyoruz. Bir yerden içeri girelim de şu Old Town'a gidelim. Vallahi sinir krizi geçireceğim. Kalabalık gruplarla gezmeyi sevmediğimi söylemiş miydim? Tekrar söyleyeyim. Krakow Old Town'dayız. Krakow'un ortasında bir deli elinde kamerayla dönmekteydi. Ya koordinatörümüz var, Süreyya Yalçın gibi koşuyor, koşuyor, koşuyor yani. Kadın 5 sokak öteden yürüyor bizden. Anlamadım, ne acelesi var? Şehri koşarak gezeceksek niye geldik ablacığım? Çok güzel dana satan bir yer gördük ve grup bekliyor diye almadık. Sonra bir gittik ki alan alacağını almış. Yemeyen de yemiyor. Almadığımızla kaldık yani. Ne Türkçe biliyor olabilirler, küfür mü ediyorum? Danıt alamadık diyorum. Danıtımı yiyemedim. Şu an o kadar istiyorum ki aynısından görürsem mutlaka alacağım. Buranın meşhur danıtından. Şurada bir tane Kinder Bueno'lu görüyorum ama şu neliymiş? Krakow meydanda kredi kartsız bir Elif. Cüzdanım da yok, nakit param da yok, kartım da yok yanımda. Blink'le ödüyorum her şeyi. Aldık donutumuzu, Kinder Bueno'lu. Birazdan hüpleteceğiz. Çok çılgınca bir dükkan buldum. Çok international bir tartışmanın içerisindeyiz. Burada kebap diye satılan şeyin döner olduğunu söylüyoruz koordinatörümüze. O da diyor ki yani neden böyle yapılmış diyor. Hani madem adı döner, ilk buraya dükkan açanlar niye buna kebap demişler falan. Böyle bir tartışmanın içine girdik ve bunu kendimize misyon edindik. Neden dönere kebap dendiğini ve niye böyle dükkanlar açıldığını falan bulmaya karar verdik. Arkamızda kaleye yürüyoruz. Bayağı güzel bir yere geldik. Kaleye çıktık şu anda. Sarmaşıklarla aşk yaşıyorum ya. Kale diye geldik. Bura bayağı Sultanahmet Camii'ne benziyor. Burada da Bar Melenski gördüm. Ve pizzacıya geldik. Sonunda 1,5 saattir falan bunu bekliyorum. Ben karıştır dedim, karıştırmadı. Garlic and tomato. And mozzarella. Yiyecekler müesseseden. Krakow'daki ikinci günümüzden herkese selam. Şu an aşağı iniyoruz hostelde. Uyandık, kahvaltı yapacağız birazdan. Sonra da çıkış yapıyoruz. Burası kaldığımız otelin yemekhanesi. Kendimize kahvaltı hazırladık. Bulaşıklarımızı da yıkadık kahvaltıdan sonra. Birazdan toparlanıp hostelden ayrılıyoruz. Hostel seçerken lütfen Booking'deki yorumlara falan bakın. Böyle bizim kaldığımız gibi 12 kişilik odalarda falan kalmayın yani. 12 kişi çok, yani bunun bir üstü mülteci kampı zaten. Evet, Yahudi mahallesine geldik.
Yoymuş. Andımız okurusun. Andımız ne lan? Andımız. Andı ne lan şey mi? Buradan şey mi dostum? Bütün Azerbaycanlılar. Nasıl mahvettin bütün video Azerbaycan'a ya? Selamlar gönderiyorum. Nasıl videoyu mahvettin? Şey mi dostum? Say hi. Hello. Hola. Look. ¿Qué pasa? This is Krakow. Beautiful. Allah'a emanet olun. Sevrem sağ olun. She said Allah'a emanet olun. I don't know that is Azerbaijan. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Okay. Adios. Adios. Endomigenia. Sadece azıcık güneş gördüm ve hemen güneş gözlüğümü taktım. Bunlar hangi çağda kalmış? Biz büyük adalarda yasakladık bunları. Dünkü batağa tekrar düştük ve bu sefer Rafael Olus'unu almaya geldik. Efsane bir şey. Hayatımda yediğim en güzel donut. Şaka yapmıyorum. Şuraya Krakow'a gelirseniz şuraya mutlaka geliyorsunuz. Az önce grupla ayrıldık. Trene binecek olanlar trene gittiler. Bir kısmı da galeriyanın içerisinde bir kafede oturmak istediğine karar verdi. Ben koordinatörüme ayrılmak istediğimi belirttim. Şimdi Old Town'a geri gidiyorum. Çok yüksek ihtimalle müze gezeceğim. Akşam 8.30'a kadar vaktim var. Saat şu an 1. Yani bayağı bir vaktimiz var. Ama öncesinde kahve satın almak istiyorum. Ama şey yani böyle kahve olmayan bir kahve satın almak istiyorum. Şekerli süt gibi. Ve nihayet kendi başımıza gezmenin tadını çıkartalım. Şimdi ben bir yerleri böyle dolaşırken ilgimi çeken yapıların tarihini araştırmayı seviyorum. Tam gezdiğim sırada araştırmayı seviyorum ama öncesinde ya da sonrasında değil de. Hemen arkamda da Aziz Meryem Bazilikası bulunuyor. Bu bazilikanın iki tane kulesi var bu şekilde ve ikisinin de boyu farklı. Bu iki kulenin boyunun farklı olmasının hikayesi şu şekildeymiş, hemen özetleyeyim. İki farklı kardeş yapmaya başlıyor bu kuleleri. Yani kuleler daha sonradan eklenmeye karar veriliyor. Ve iki farklı kardeş yapmaya başlıyor. Küçük olan kulesinin daha küçük olduğunu fark edince kıskançlıktan öteki kardeşi öldürüyor. Ama daha sonra pişman olup aynı bıçakla kendini de öldürüyor. Yani kanlı bir hikaye falan yazıyor internette ama birazcık saçma bir hikaye. Derdiniz neydi yani? Az var dikeydin, iki tane iki tuğla daha koyaydın üst üste. Madem derdin kısa olması. Büyütseydin kuleyi. Derdine ne oldu? Kardeşini gittin öldürdün. Salak herif. Hemen yine aynı şehir meydanında öteki binanın ters tarafında kalıyor. Eski belediye binası, kulesi var. Zaten görmemeniz imkansız. Old Town'un odak noktalarından bir tanesi. Hemen şu arkamdaki çarşının yan tarafında kalıyor. Hatta şu kafa heykeli de şurada. Bu bina eskiden alt katında işkence odaları da bulunan şehir hapishanesini barındırıyormuş. Şu anda Krakow Tarih Müzesi olarak kullanılıyor içerisi. Girişi de 16 ya da 18 zloty olması lazım. Dün bakmıştım ama şu an hatırlamıyorum. Gezerken yine free tour'a denk geldim ama katılabilir miyim diye sormaya çekindim açıkçası. Ne güzel gezdirirlerdi beni katılsaydım. Neyse şu an tek geziyoruz ya. Chill bir gün diyelim ve şehir turumuza devam ediyoruz sayın seyirciler. Grupla geldiğimizde sadece dışarıdan fotoğrafını çekmiştik. Hiç dikkat etmedim. Galiba içerisi ücretli ama hazır tekken bir bakalım buraya. Buranın ismi de Aziz Petarlı Pol Kilisesi. Şehir turu bitti. Krakow 2 günmüş. Daha fazlasına hiç gerek yok. Yine burada da olduğu gibi açgözlülüğüm tuttu. Geç saate bilet aldım. Doymuyor ya gözüm. Yani
Çok böyle bir tüketimci hissediyorum kendimi bir şeyler yaparken. Sonuna kadar böyle bitirip tüketmek, sömürmek istiyorum galiba gezdiğim yerlere. Ama fazla geliyor yani. Çünkü küçük her yer. Zaten bir yerin adında Old Town geçiyorsa hepsi aynı gözüküyor. Hani ülke, şehir falan hiç fark etmez. Hepsi aynı gözüküyor. Sadece böyle konumu değiştiriyorsunuz yani. Paylaştığınız fotoğraftaki konumu değiştiriyorsunuz. O kadar. Aradaki tek fark bu. Bazilikalar falan da aynı. Çoğunlukla kiliseler de aynı. O yüzden böyleydi işte ya. Bu da böyleydi. Yine geliriz Krakow'a. Meydanda bir tane Biodranka buldum. Atıştırmalık bir şeyler alayım diye girdim ama Biodranka'ya şok. Şimdi gösteriyorum hemen. Böyle çok küçük atıştırmalık ve dolap reyonu var. Ama sonrasında bizi şöyle bir şey karşılıyor. Bak geldiğimiz yer de şurası. Çıldırırsın ya. Böyle bir Biodranka göreceğimi hiç tahmin etmemiştim. Kale devasa büyük bu arada. Yani tamamını tek bir görsele sığdırmak imkansız. Şey lazım, drone lazım onun için. Koordinatörümüz kalenin tepesinde fotoğraf çekerken biz hani şey, acaba girebilir miyiz, bilet ne kadar falan diye sorduk. Şey dedi, yani bizim için bile pahalı, hani gönüllülüğü bırakın. Aşağılandık o noktada. Aa, Londra'ya gitmişim. Londra'ya nasıl gitmişim ya? Son kez şöyle tekne turlarının olduğu nehir kenarından bir yürüyüp tren garına gidiyorum artık. Hemen parkın uç noktasında da bir tane üniversite var. El alemin okuduğu üniversitelere bak Allah aşkına. O sırada Acıbadem Fakültesi'ne giden ben. Okulun içinde bulunduğu park da Piotri Parkı. Yani okul Piotri Parkı'nın içinde bulunuyor. Yürürken böyle Central Park'ın hallicesi gibi düşünebilirsiniz. Ama güzel bir park. Aa, bu belediye hiç çalışmıyor ya. İnsan alır götürür bu ağacı buradan. Düşmüş madem. Bak böyle dümdüz yolda yürüyorsun ya, birdenbire bir yerlerden bazilika, kilise falan çıkıyor yani durduk yere. Hiç sen onu görmeyi falan ummamışsın hayatında. Bir yerlerden sürekli tarihi eser fışkırıyor. Kendime bir Biodranka'dan atıştırmalık bir şeyler aldım ve parka oturdum. Böyle insanları seyretmeyi falan da seviyorum ben. Yine yaşlı aktivitesi. Yaşımdan ötürü. Herkes gelmeden önce Krakow'u çok seveceksin. Krakow en özel şehirlerden biri falan demişti bana. Ben çok anlamamıştım Krakow için niye böyle söylediklerini. Çünkü bana benzer gözükmüştü Varşova ile ya da Katowice ile. Hani tabii ki farklılıkları var ama benzer gözükmüştü. Yani niye herkesin çok özel bulduğunu anlamamıştım. Sanırım böyle düşünmem dünkü havayla da ilgili. Çünkü böyle bugün yağmur yok, hatta öğlen birazcık güneşliydi falan, güneş gözlüğüm kafamda tabii ki her zamanki gibi. Çok tam anlamıyla chill'di diyebilirim yani insanlardan ayrıldıktan sonra. Yaklaşık 1-2 saat içerisinde de trenim kalkıyor. Krakow vlog'da bu kadardı diyebiliriz sanırım. Denk geldiğim tren yine böyle kompartmanlı tren. Artık kapatıyoruz bu videoyu. Bir sonraki videoda görüşene kadar herkes kendine iyi baksın.